Merhaba arkadaşlar, ben Sparş TV'den Zahit. En sevdiğim hayvan tavuk. Ne kadar komik olduğunu farkında olmadan kibirli kibirli böyle kırıta kırıta ortalarda dolaşmaları çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Az yoğun bir bölge seçelim, oraya inelim beybiler. Tierra Bronca mesela. İlk defa buraya iniyorum, kendime güzel lootlar diliyorum arkadaşlar. Şöyle inelim bakalım. Başka herif var mı? Hıms. Başka herif de var arkadaşlar. Silah lazım bana. Hemen alıp onu avlamam lazım. Diğer tarafa gitti o. Ama o büyük ihtimal beni görmüştür. Evet, önce gözlüğümüzü alalım. Silah. Gördüğünüz gibi çok cool'um. Kesinlikle böyle hızlıca silah bulma derdim gibi bir şey yok. Çantamız olmadığı için şöyle takılalım. Evet. S12K. Aha, herif geliyor mu? Geliyor galiba arkadaşlar. Sinsiliyor. Şu an her an önüme çıkabilir. Ne yapsam? Ses duymuyorum. Buradan mı? Şuradan mı? Gel tatlı çocuk. He, gel. Silah ne? Silah ne? Lan. Oyt. Kiminle aşık atıyorsun bebeğim sen ya? O herif ağır mı yokmuş arkadaşlar? 8x ne ya? Kar da bulmuş. Karı gördüm. Aydım. Karmaz olaydım. Yakın menzil uzmanı. Oğlum şöyle basit basit başarımlar vermeyin ya adama. Sonra gazı gelip televizyona uzmanım diye çıkıyorlar. Zart uzmanı, zort uzmanı. Ortalık uzmandan geçilmiyor arkadaşlar. Evet. Previously on Sparsh TV. Sparsh TV'de geçen bölüm. Geçen bölümde Zahit arkadaşlar birbirinden sevgili pusmalarının meyvesini alamamıştı. Fakat bu meyvesini alamayışlığı oyunun sonuna kalmasına engel de teşkil etmemişti. Oyunun sonuna kalmayı başaran kahramanımız ilahi adaletin tecelli etmesinde rol oynamıştı. Ondan sonra rakiplerinden birine gazap üzümlerini tattırmıştı arkadaşlar. Spoiler vermek istemiyorum. O yüzden daha fazla konuşmayacağım. İzlemeyen arkadaşlar mutlaka izlesin. Bu bölümümüzde bakalım aziz dostlarım bizi neler bekliyor. Evet arkadaşlar, dostlarım, hatırlayacağınız üzere son bir önceki bölüm ile bir önceki bölümden bir önceki bölüm arasında yaklaşık bir ay var. Uzun sürenin ardından bomba gibi bir dönüş yapmam gerekiyordu. Son derece inceleyip sık dokuyarak hangi oyunu oynamam gerektiğine karar vermem gerekiyordu. Gerektiğine karar verme gerekliliği. Sparsh TV. Anlatım bozukluğunun da kralını yapar. Neyse, konudan sapmayın guys. Oturdum, düşündüm, düşündüm. Şöyle bir şey oldu. Dedim ki ne oynasam, ne oynasam. Dedim ki PUBG dünyanın en iyi oyunu. Ben bir şeyleri bu kadar düşünürken siz ne dediniz? Dayı bırak şu PUBG'yi, H1 oyna. H1 oynarken de dayı bırak şu H1'i PUBG oyna dediniz. Ben de dedim ki ne şiş yansın ne kebap. Fortnite oynayayım. Allah belanı versin demediğiniz kaldı. En sonunda yani Allah yarattı demeyeceğim, sileceğim tüm geçmişi. Makyaj kanalına çevireceğim burayı. O fondöten mi daha iyi kapatıyor? Şu rimel mi daha havalı? Bakalım çıkabilecek misiniz işin içinden? Gayretlerinizden dolayı size sabote edici anlamında
Saboteist unvanı verdim arkadaşlar. En yakın kamu kuruluşundan kimliğiniz karşılığında ya da e-devlet üzerinden ücretsiz olarak belgenizi alabilirsiniz. Çıktınızı alabilirsiniz arkadaşlar şimdiden. Hayırlı olsun. Yavaş yavaş lootumuzu da güzelleştiriyoruz. Bayağı bir şeyler aldık. Yani ses yapıyorum ama burada adam yok bence. Bince burada adam yok. Başka ne yapak? Şuralara da girek son olarak. Ya bu oyun tamamen loot ya, başka bir şey değil. Oyunun sonuna kadar loot yapsam anca yani. Anca tamamlıyorum çantayı. Güzel bir şekilde yani, istediğim şekilde. Baksana, oyun bitiyor, kaskı yeni bulduk. Onu da alamıyoruz. Evet, arabamız var. Kırmızı bölgemiz. Düldülümüz. Girsene. Anahtar mı geldi oyuna? Ocak dışı mı kaldım? Niye girmiyor lan? Hop, sihir. Şşş, bak nasıl geri poz kesiyorum. Düldülü alayım mı arkadaşlar? Oha, beynim nasıl çalışıyor? Bak, düldül deyince aklıma bülbül geldi. Bülbülden Çile Bülbülüm şarkısı geldi. Oradan da Çile Bülbülümün Allah'ında kışbaş yırtmak deyimi geldi. Dünya küçük, nereden nereye? Bunu bir yerde okumuştum arkadaşlar, çok hoşuma gitmişti. Sizinle bir paylaşayım dedim. Şöyle yolumuz var. Aralarda loot yapalım. Ama şöyle tehlikesiz, sakin bölgelerde yapalım. Evet, yine sürüngene bağlayalım arkadaşlar. Sevimli hayalet Casper. Böyle yumuşak yumuşak ilerleyelim. Ben seviyorum ya. Bu şekilde olmayı. Arkadaşlar şimdi bakın, böyle yolun ortasında, böyle bir şeylerin arkasında değildi, tam ortalarda yatınca kimsenin dikkatini çekmiyorsunuz. Herkes böyle taşların ağaçların kenarına falan bakıyor. Benden size bir ipucu, bir PUBG tavsiyesi. Tavsiyemi dinlerseniz mutlu olursunuz. Oyunun sonunda kalmak isteyen arkadaşlar için gerçekten nice bir tavsiye. Gaz tamamen kapansın. Yeni yerimize bir bakalım. Ona göre arabayı alalım. Gerek yok mu arabayı almaya? Bence gerek yok. Ya da alalım ya. Yolumuz uzun. Çeko gibi gazda kalmayalım. Evet gençler, alıyor muyuz bu maçı? Birinci oluyor muyuz? Şüpheniz var mı? Guys, kendinizden şüphe ediyorsunuz diye benden de şüphe etmeniz gerekmez. Bu maç bizim. Rahat olun. Bir salın kendinizi, rahatlayın. Bir limonata falan için tansiyonunuz düşsün. Son ana kadar yatış yaparız. Son adamı da alır. İşimize bakarız. Relax yani bebişler. İlerleyelim, ilerleyelim. Ya bir bana ferhat olup şu dağları delmediniz ya. Rahatça geçemiyor yahu. Böyle kendimizi zorluyoruz işte. Ya bazı arabalar yani bu idare eder, bazıları hangisi mesela, minibüs. Okunuyor okunuyor çıkamıyor ya. Hasta ediyor beni. Buralar tehlikeli bölgeler şu an. Aslında sadece benim için değil de herkes için tehlikeli, çünkü her taraf açık. Saklanmak pusmak zor. Bir şeylerin arkasını ben yine arabayı kavur alabilirim. Böyle kendimize
Yine temizinden yer bulalım. Arabadan da biraz uzaklaşalım. Çünkü arabanın yanında durunca sanki böyle haritada kendimizi işaretlemiş gibi oluyoruz. İnsanlar hemen dikkat kesiliyor. Gerçi yine dikkat kesilir. Çok uzaklaşmadık. 30 saniye içinde gaz yayılacak. Yine aynı taktik arkadaşlar. Yolun ortasında yatıyoruz. Yani gerçi uyanık olan insan her halükarda bizi görür. Ama bizim onu görme ihtimalimiz daha yüksek tabii. Valla uzun zaman oldu. Hiç adam görmüyoruz. Ses falan da duymuyoruz. Harita da küçüldü. Şimdi ne olur bilmem. Evet, beklemeye devam arkadaşlar. Gaz yine burnumuzun dibine dayandı. Drop. Allah'ım drop alacağım, çok heyecanlı. İlk defa PUBG'de drop alıyorum arkadaşlar. Kafamıza sıkarlarsa bir dahaki oyuna inşallah. Ama almam lazım çünkü ağzıma kadar geldi yani. Armut pişti, ayağımıza geldi, ağzımıza düştü. Bırakıp gitmek olmaz. Bu bir işaret olmalı. O yüzden adam da yok gibi. Aslında beklesem mi? Satalım. Koş 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 koş. Kimse yok. Kimse yok. Ne var? Askeri yelek. Allah'ım heyecanlı. Kask. Başka? Tamam. Bu kadar yeter. Aha. Adam varmış ya la. Rastgele mi salladı? Beni görmedi herhalde. Galiba beni görmedi arkadaşlar. Ben şöyle kıçın kıçın kaçayım. Götün götün ilerleyeyim. Lan! Neredesin? Onu görmedim. Ne oldu? Saldı mı bizi? Evet, güzel. Kaçtık arkadaşlar. O zaman yapacak bir şey yok. Diyoruz. Allah'ım, tırstım ya. Hayda. Yapma bunu. İnternetimizi dış mihraklar kesmeye çalışıyor arkadaşlar. Herif orada. Ya. Göremedik. Nereye gitti şimdi bu adam? Teşekkürler PUBG. Teşekkürler. Gerçekten. Yani adilikte sınır tanımıyorsun ya. Pusmuşuz. Şurada ne güzel. Adam önümüzden geçiyor. Yine bir ceylan, yine bir keklik, yine bir tavşan gibi. Ama avcı adilik yaptı. Neyse, inşallah çatışma esnasında böyle bir şey olmaz. Oyunun sonuna kadar geldim. Burada çıldırtmasın beni. Burada çıldırtmasın beni. Kim nerede, ne zaman, ne yapıyor acaba ya? Bayağı da kişi var ha. Darıcık haritada. Ben kimseyi göremiyorum. Demin önümde bir adam vardı. O büyük ihtimal şu ileride solda bir yerde. Neredesin? Alayım mı seni? Bir takalım. Yok, çok yavaş davrandık. Öl. Güzel. Güzel arkadaşlar. Kimse panik yapmasın. Çok iyi çünkü. İnşallah benim onu gördüğüm gibi kimse beni görmez.
Aa, şurada bir adam daha var. Güzel. Ona salça oldu biri. O buraya gelmez. Gelemez daha doğrusu. Dört kişi var. Bir dakikamız var. Şu an kimseyi göremiyorum. Şimdi ileride sağda biri var. Sesten anladığımız kadarıyla. Solda da adamı gördük. O da buraya gelmedi. Büyük ihtimal o da yattı yere. Bir kişi daha var. Yerini yurdunu bilmediğimiz bir kişi daha var. Heyecanlı dakikalar arkadaşlar. Oho. Adam tekte aldı ya. Dağıldı. Üç kişi kaldık. Ama kim gitti? Buradaki çocuk mu gitti acaba? Neredesin ya? Aha. Ne şurada çocuk var. Oraya mı geliyor? Oraya geliyor. Lan. Sıkıştık burada. Sıkıştık arkadaşlar. Şimdi ah ne yapsam ne yapsam kurtulabilsem ne yapsam gönlümü saniye lan kimse de ses çıkarmıyor ya kimse de ses çıkarmıyor. Ama benim ilerlemem lazım. Ses de yapmak istemiyorum. Adam dibimde olabilir ya. Nasıl ki o beni görmüyorsa ben de onu göremiyorum. Ama gitmem de lazım. Eyvah. Eyvah. Oha iki kişi mi kaldık? Hangisi gitti? Sağda kim gitti? Solda kim gitti? Allah'ım çok dikkatsizim ya. Oh. Ne dedim ben? Birinci oluruz demedim mi arkadaşlar? Eğer bir gün duracaksam sözümde dururum demedim mi? Belki de demedim hatırlamıyorum. O zaman bir sonraki videomuza kadar iyi iftarlar diliyorum size. Bu hafta söz vermiştim H1 Z1 için ama en sevdiğim şey sözümde durmamak arkadaşlar. Söz verip sözümde durmamak. Bayılıyorum. Elimden geldiğince yayınlamaya çalıştım ama birkaç video büyük ihtimal PUBG olacak. H1 ile ilgili teknik sıkıntılar var. Onları hallettikten sonra tekrar H1'e döneceğim. İnşallah bayramdan önce diyeyim. Yani elimden geleni yapacağım. O zamana kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.